Herkese günaydın. Günaydın de boncukum. Yok. Sabah insanı değiliz biz, ben ve Azat. Evet, arkadaşlar sınav yolu devam ediyor. Şimdilik düzekanımız Türkiye. Neyimiz? Düzekanımız. Neyimiz? Düzekan ne? Güzergah. Düzekanımız Türkiye. Şöyle yola başladık. Burada babam. Ya ben şaka yapacaktım. Yolcu aldık diyecektim ya. Şimdi Özgür'ün kahrını babam çekecek. Ben yatacağım. Oh, beni... Yolcu aldık diyecektim. Yolda Almanya. Ha. Rahatsın değil mi? Siyasi yaptı. Valla. Geri çektim koltuğu biraz ki şey, çocuk yattığında ileri alırız lazım şey. Tamamdır değil mi? Tamam. Babama şu an sadece acıyorum. Çünkü hiç yatamayacak. Çay kahve ısmarlayayım mı? Yok, 24 saat servisimiz hazır. Arkadaşlar yol kapalıymış. Nürnberg'den bir ara yola verdi. Kaza varmış. Haberiniz olsun. O büyük otobandan Nürnberg tarafına gidenlerin haberi olsun. Ara yola verdi. Ara yoldan da benzin aldım. Benzin fiyatlarını hemen söyleyeyim. Bakın güncel. Nerede? 1.90. Ha, çek önce en basit ya. Doğru söylüyor. Dizel 1.97. 1.77. Süper. Süper niye ucuz ya? Süper alaydı. O dedim haberini vereyim onu. Bir de şu olayı çok seviyorum ya. Benzinliklerde şunun olmasını. Çok hoşuma gidiyor. Alacağım sana bir tane ya İngiltere'de. Aa, var ya. Ya araba süren adamın halinden işte böyle hediyeler. Böyle ufak hediyeler beni mutlu eder biliyorsun değil mi? İyi. Bana uyar. Bana küçük hediyeler al. 1.97'den aldık, fena değil. Yolculuk iyi gidiyor daha. Beş dakika yol kenarına durduk arkadaşlar, 3 saat sonra, çünkü Azat durmadı. Durmadı, yaramaz.
ve McDonald's uydu. Ya şu başlık yanan neresiydi? İlk defa makineyi kullanıyorsa. Şundan gördük, kalp şeklinde kristal taşları 2 euroymuş. Hangisi çıktı? Kan taşı galiba bu. Orada oturuyorum. Çocuklar diyor ben binerim diyor. Mecbur yanında ayrıldım. Ki yani bana ona sorsunlar. Yani kaldır ben ortaya kayayım diyor. Ben bir şey yapmayayım. Ay boncukum benim. Bizi de gözüküyor. Arabanın yağı attı ya. Yağı attı bir şey. Arabanın yağı. Çekiyor mu? Arkadaşlar şu an Avusturya'ya giriyoruz. 1-2 dakikaya gireceğiz herhalde çünkü sayınlar var. Dönüş çok kalabalık ama haberiniz olsun. Almanya'ya girerken bu tarih itibariyle, bizim video itibariyle dönüş kalabalık. Bir şey var herhalde, sol tarafı görüyor musun bilmiyorum ama. Girişte bir şey vardı, kontrol var, polis. Ha girişte polis kontrolü varmış. Ha doğru yani. Polis kontrolü var girişte. Evet söyleyemiyorum ben bu ülkeyi hiç. Avusturya'dayız. Evet Avusturya'dayız arkadaşlar ve çok kısa bir kahve molası daha verdik. Ben size biraz yolu çekemedim çünkü uyudum arkada. Bacağımı uzattım, yattım valla. Size yolu çekemedim biraz ama şimdi çekerim. Almanya'yı bitirdik, Avusturya'ya girdik. Afrika değil kız, Avusturya. Avusturya'ya girdik. Normaldir, ben kayış atıyorum yavaş yavaş. Şaka yapayım. Şeye geldik işte Avusturya'ya, o girdikten sonra vinyet bölümünden sonra şey var, BP var. Dinlenmek için girin, benzin almak için girmeyin. Hemen nedenini göstereyim. Otobanla hani insanlar şey yapmasın diye, zorlanmamak için. Ya Almanya'da Almanya'da düşük. Avusturya'da bir mola daha verdik. Azat hiçbir şey yemedi. Ona bir şeyler yedireceğim. Şöyle manzarayı göstereyim size dedim.
şöyle arkadaşlar, Macaristan'a giriyoruz. Vignet alıyoruz Özgür şuradan. Evet arkadaşlar, şu an Macaristan'dayız. Bu arada şöyle oteli de göstereyim size. Bakın şöyle yükseklik korkum var, yaklaşamıyorum. Şöyle görüntüsü güzel aslında. Azadım da üstündeki böyle yattı, artık yapacak bir şey yok. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yeniyoruz. Neyse şimdi kahvaltı yeneceğiz arkadaşlar. Bu arada kahvaltı süter şu. Macaristan'da siz de dinlenmek isterseniz gayet uygun. Sanırsam ya 140 ya 155 kişi için. Merkeze yakın arkadaşlar. 5 kişi kaldık. 2 tane ola verdiler ayrı ayrı. Kötü tarafı ayrı yerlerde olması. 150 liraya toplam. Kapıyı açsana. Toplam 150 lira. İşte 150'ye 5 kişi. Ama işte tabii odalarınızı yan yana tutturamazsınız. Hemen oda mümkün olmuyor Sıla yolunda. Asansöre anca sığdık. Annenin koca babası yüzünden kapı kapanmıyordu Azat. Büyük bir kahvaltı şeyi yapmışlar günlerce. Ama yeter bence, her şey var yine değil mi? Yeter bence ya, tamam mı? Ha bak, yumurta böyle pişmiş de var. Evet arkadaşlar, otelden çıktık. Bakın Fransa gibi. Şey, merkez bir yerdeyiz ya. Merkezi böyle binalar da var yani, Fransa gibi, İngiltere gibi eski tarz binalar. Ya şansımıza bura. Şansımıza tamirat var. Tamirat varmış. Aynen bak, yapılan hep eski. Bu arada Macaristan'daki taksiler aynı gerçekten Türkiye'deki sarı taksilere benziyor. Şimdi şeyi bekliyoruz. Çok güzel bir tren gördük arkadaşlar. Treni göstereceğim. Treni göstereceğim ama elektrikli mi neyli işte? Tramvay gibi aynı. Ama bak şurada bir şeyi var, bir bağlantısı. Oradan alıyor elektriği. Çok eskiden İstanbul'da da vardı bu. Çok yani 1960'larda vardı böyle elektrikli otobüsler. İstanbul'da da böyle elektrikli arabalar vardı. Elektrik kesildi ve yolda kalıyorsun. Ya bu tehlikeli değilmiş de tellerler yani. Tehlikeli ama işte. Ama zevkli eski olur. Eski bozmak istemiyor abi, o güzel. Ama gerçekten şey, eski yapıyı bozmamışlar. Biz merkezde bir yer yiyoruz, öyle geliyor. Hayır, hiçbir ülke bozmuyor ki. Türkiye dışında hiçbir ülke bozmuyor bence. Bizler de yeni model. Allah Allah. Sağ sol yapsana oluyor öteki. Sağ sol yapmıyor, telden gidiyor işte. Tel neredeyse. Teli kaçırırsa diyorum ben. Kaç, niye kaçsın? Elektrikli bir araba diyor. 1900 kaçta İstanbul'da elektrikli araba var. Önceden eskiden varmış aynen. Ha, Budapest dedi. Budapest'te değil kız, Budapest. Türkçesi. Ha, Budapest'te mi Türkçe? Budapest'te de. Bak şimdi yazarlar yorumlarda, doğru mu? Ya ama. Neyse, otobüsmüş ya, ben tramvay falan mı dedim de otobüs. Otobüs, elektrikli otobüs yani. Ama sağ Azat sol yapamaz, bile, telden gidiyor. Azat bile abao dedi, duydun mu? Abo. Hadi gidelim, Azat. Arabamızı paralı yere koyduk. Arabayı kaça koyduk? Sokağa koyamadık merkez ya. Şimdi sabah 8'de çekebilirlermiş. Almazsanız. Onun için 20 liralık bir yere mi koydun? Paralıymış ya o şey. Araba koymaya. Kaç ama yani? Valla 15 euro falan alacak herhalde. 15 euro bir gün mü? Aynen. 24 saat. Ha iyi. Z
Sırbistan'a mı girdik? Sırbistan'a giriyoruz. Girmedin daha, giriyorsun. Belki giremeyeceksin. Nereden biliyorsun? Ruski diyor. Sırbistan'a çok kötü şeyler aldık, haberler. Ama bu sıra yok. Şaşırdım şu an. Bence bir sıralara atla. 24 saat ya. Bekleme diyen var. Arabalara döküyorlar. Bu ama bir dur daha var. Adam. Ama bakalım, daha büyük konuşmayalım. Dur şimdi. Sırbistan girişi nasıl olacak? Yok, dua edin kolay olsun. Tabii pasaport, sonra da bir araba şeyinden geçeceğiz. Burası çok önemli. Röskeyi göster önce. Röske ne? Şunu çek bak. Şu yazıyı, Röske sınır kapısına yaklaştır. Ne burada için çok ki? Bekliyor insanlar. Burası Sırbistan'a giriş. Şu onu diyorum ben de. Biz şu an çok kötü gözükmüyor. Ama baya kötü şeyler duyduk burayla ilgili. Hani ağlayan çok burada. Baba. İnşallah biz geç çıktık ya herkesten. Olabilir, onun etkisi olabilir. Belki biz rahat geçeriz. Rahat geçerse kurtuluruz. Aç şöyle. Arkadaşlar, Röske sınır kapısındayız şu an. Yeni girdik. Tam 4-5 tane araba var. Girişteyiz şu an. Bakın burası Röske. Şöyle göstereyim. Bu an itibariyle sakin gözüküyor. Bakalım, inşallah böyle giderse çok iyi olacak. Yani girdik, 7-8 tane sıralık bir arabaya girdik. Röske. Herkesin bildiği bir yer. Sırbistan girişi. Burası. Yeni girdik. 5 dakika oldu. Umarım öbür taraflar da böyle gider. Valla ilkinden çabucak 5 dakikada çıktık valla. Hiç şeyi bile görmek istemedi çocukların yüzünü öyle. Ya burası gerçekten şoktayım. Çok rahat. Sırbistan girişi arkadaşlar. Özür, Budapest, Sırbistan. Şerbetli bu istan. Sen bayağı şeyden gidiyorsun. Ya dilim sürçtü sürü ya. Sırbistan. Önce çok göstermem. Bize bak, durdurmasınlar. Önce ne olur önce. Aç orada arabanın yanında. Seni görmez siyahçım. Arkadaşlar, Sırbistan'da Türk polisi var. Bakın. Bakın burada hemen sol tarafta. Belki konuşuruz kendisiyle. Nerede, göremiyorum. Bir çay ısmarlattırayım kendisine. Hep onlar bizden içiyor. Bizden içiyor. Biz onlardan içelim. Gördün mü önce? Galiba şunu diyorsun değil mi? Şu bağırı çöktü. Türk polisi. Aa. Tamam, neyse. Şey yapamayacağız. Sıra bize geliyor. Ha, burada. Kolay gelsin. Sağ ol. İyidir. Sağ ol. Yok, teşekkür, görünce sevindik ya. Sanki Türkiye. Sağ ol. Çok iyi bir şey ya. Sanki biz dışarı duygulandık ya, Türkiye'ye gittik. Sırbistan'dan çok hızlı geçtik. 5 dakikada geçtik. Arabaya da bakmadılar. Pasaportlarda yüzümüze de bakmadılar. Ya 5 dakikada geçtik, gerçekten çok rahat geçti. Sırbistan'da polis var. Türk vatandaşlarına hizmet ediyor yani. Yardım ha tabii. Evet. Yani bir aksilik olursa, bir şey olursa 3 ay kalma. 3 aydır burada görevdeyiz yani. Türk vatandaşlarının sıkıntı, bir derdi, bir şey olan sadece Türk vatandaşlarına yani. Olan onlara şey ilgileniyorlarmış yani. O yüzden hani biraz da kalaba sıkıştırmıyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Adam çekirdek çitliyordu polis, vallahi hiç keyfindeydi. Tabii o şimdi şahit olur ki, bir şey olsa o da şahit olur. Yani neyin şimdi, hadi bir belge isteyecek, polis biliyor o bir yani. Evet. Diyelim ki bir belge isteyecek. O diyecek size geçerli olmayan belgeyi ne istiyorsun diyecek. Evet. Ya da oradan o temin edecek polis. Kendi dosyasında belki bilgisayarda çıkartıp verebilir yani. Ama şey, iyi yapmışlar ya. Çok güzel. Güzel şey. Sadece Türk vatandaşlarına geçerlidir yani. Bunlara da koysunlar, ben buradan söylüyorum. Evet. Yeni başladık yani. Özgür, Sırbistan'da hala yeni başladık diyor. Bulgaristan'da da yeni başladık diyeceksin herhalde. Ha? Ya öyle deyip kendimi kandırıyorum. Bir yana da bir İstanbul'a girince ya da şeye rahatlayacağız. Yani iyi olacak.
arkadaşlar, Sırp çıkışına girdik, geldik. Şimdi orayı göstereyim size. Sıra çok yok. Sıra aynen, sıra çok yok. 3 tane gişe çalışıyor. Umarım görüyorsunuz da, tam tutamıyoruz ama 3 tane gişe çalışıyor ve de tahminime göre 15 tane araba var şu saat itibariyle. Sol açık mı? Yok, şey ne diyor, beni mi arıyorsun? Ha? Binet alacak mısın? Binet alacağız ya da şimdi sırayı kaybetmek istemiyorum. Şey al, yöncü sürsün ya. Yok, ben de alırım. Öyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, Sırbistan sınırını 15 dakikada geçtik. Yani çıkış Bulgaristan'a giriş. Bulgaristan'ı size göstereyim. Bayağı bir araba var. Tahminime göre bir saate yakın bekleriz, benim tahminim. Hani bir saat belki bulunmaz ama. Bakın, ta karşısı Republic. Bulgaristan. Neyse. Çekiyorsun şu an. Çekiyor mu? Aha. Ha, tamam. Arkadaşlar, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Azat Bulgaristan'a giriyor arabasıyla şu an. Sağa çekmek istiyor ama ben zor tutuyorum kendisini. Oğlum dur, vuracağım. Vallahi şeyi de söyleyeyim, yarım saat oldu. Yani 40 dakika diyelim. 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane araba var şimdi önümüzde. Bak ya. 4 tane araba var önümüzde. Ve de geldik. Az kaldı yani, yarım 40 dakika. Hadi günler, teşekkür ederim. Teşekkürler. Oh, şuna bak artık. Çekiyorum ya, bekletmesine gidiyorum. Arkadaşlar, şu an çıkıştayız. An itibariyle yarım saat, 40 dakika bekledik toplam, yani 40-45 dakika bekledik. Bulgaristan, Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş. Burası o yol yapımı işte olan yer. Şu an düzgün gözüküyor ama bakalım ne olacak. Hava buharlandı. Arkadaşlar, işte biraz kötü şu an yol. Bahsedilen yer burası. Çıktık Bulgaristan sınırından. Yani girişi, Bulgaristan girişi. 5 dakika sonra bu yol başlıyor. Ve de çıkışta da böyle bir yol var tahminime göre. Önümüzde tır var. Yani bizim köy yolu bundan daha iyi yani. Evet, niye böyle ya? Çok kötü. Yani baksana yani. İnsan bir tarafı yapar, bir tarafı bitirir, bir tarafını açar, bir tarafını şey yapar yani. Ama iki taraf da aynısı yani. En çok berbat bir yol. İnsanların tekeri patlasın diye işte. Ya tekeri patlasın diye yani, insanlar hani buradan geçiyor insanlar. Dünya kadar zaten sana döviz bırakıyor. Para bırakıyor yani. Yani yapılması lazım. Yapması lazım yani. Daha dur da. Çıkışta da böyle. Yani bilerek böyle yapıyorlar yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü uzatıyor işi. Sanki hani okul önleri olur ya, böyle tümsekler yani. Mesela düşün, şu koskoca tır patlasa tekeri, adam ne yapacak şimdi? Evet. Ya o değil yani, bir düzen, bir tarafı yaparsın, böyle iki arabalık bir yer. Çukur var, dikkat. Ondan sonra öbür tarafını yaparsın. Öbür taraf da kötü, bu taraf da kötü. Sen önce de gittik. Niye yani ilerle? Ya şimdi şöyledir yani, %100 ya belediye başkanı, ya başkan, ya akrabasını birisine vermiştir ihaleyi. Zaten şikayetçisi de adam sallıyor, umurda değil, tanıdıkları oluyor. İstediği gibi kafasına takılıyor, öyle tahmin ediyorum yani. Çoğu araba burada altına vurur. Yani bizim bir kere altı gitti ya, altına vurduk. Yani böyle o, yani bir devlet, en kötü bir devlet böyle yapmaz yani, bırakmaz yani. Bir tarafı yapar, bir tarafını açar. Yani bu bir eski yolsa eski yolu da bozmaması lazım. Ki bir tarafını bittikten sonra bir tarafını açması lazım. Aynen, hiç bozmadan yavaş evet. Yavaş ilerlesin. Yani işte diyorum sana, ihaleye %100 birisi almıştır kendi tanıdıklarından.
yani böyle işte çıkar meselesidir yani, ben öyle tahmin ediyorum yani. Çünkü aklı başında bir ihale alan bir kişiye bir mühendis böyle yapmaz yani. Bir şirket ihale alıyor, o bir şirkete veriyor, o alıp o şirkete veriyor, o alıp o şirkete veriyor. İşte tartışıyorum ne yaptığını belirsiz yani. Bizim mühendisle de aynı bir olay oldu. Adam kepçe geldi kazacak. Babam rahmetli dedi, durdurdu ya, ne yapıyorsun orada, doğal gaz var dedi ya. Siz böyle kazıyorsunuz, orada doğal gaz geçiyor dedi. Öyle mi ya bilmiyorum. Yani kafasına göre gidip işiyor yani, biliyor musun? Ya adam da bilmiyor, işi bilmeye adama elimini versen ne olacak? Adam gitti yine şuraya eştir, gider işer orayı. Ama böyle aklı başında mühendisi ya da şey olsa, projesine adam plana baktığı zaman anlar. Ha bak burada doğal gaz geçiyor, dikkat etmemiz lazım diye düşünür. Burayı da bir mantıklı yapsa... Yani yok, mühendisle ilgisi yok yani. Buranın yapılamada şu işle ihale veren kişi mühendisle bilgisi yok. Yani çünkü bu bir insanın, diyor mühendis yani ya ne kadar olsa öğrendiği okulda bir şey yaptı. Ya bir tarafını yapalım, bir tarafını bitirelim diye. Ha kötü yapar ama yapar yani. Ama hiç olmazsa az bir şey hakkını verir. Ya burada daha boşmuş ya. Ha, sen birden daldın öyle. Evet, ben bire girme diyecektim. İkiye girecektim de daldım. Girerim buradan. Hayır ediyorum. Şöyle göstereyim size. Hani Türkiye yazısı nerede? Öbürüydü. Gereken var. Ha, olamaz, ben geri gideceğim. Türkiye yazısı olmaz olmaz. Aa, ezan sesi geliyor valla. Valla arkadaşlar, giriş Türkiye'nin giriş sırası da bu. Tahminime göre yani herkesin kaç tane lane açık? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gişe açık. 15 tane araba var her gişede en fazla. Yani tarih itibarıyla sağ salim geldik. Rahat artık geldik. Rahat da geldik. Gerçekten rahat geldik. Yani hiçbir sıralar... yerde trafik yok. İşin kısa şey tarafını anlatayım size. Hiçbir yerde trafik yok. Bir de şey, yol yapılmış. Onun müjdesini vereceğim zaten. Verdim zaten daha önce. Bir tek Bulgar'a sınırı geçtikten sonra bir 5 kilometre, 3-5 kilometre bozuk bir yol var. Çok kötü değil, bu kadar. Buranın da yeni yolu yapılmış ama çift yönlü, gelişli gidişli. Sağ tarafta yaptılar ama asfalt, full yeni asfalt. Sıra da yok, gene tekrar etmeyeyim, bu kadar. Biz ama geç çıktık. Ya biz biraz geç çıktık o yüzden. 4-5 gün. Böyle yapın, yani İngiltere'dekilere özellikle söylüyorum. Okullar kapandıktan 2-3 gün sonra çıkarsanız, İnşallah sizinki de böyle olur. Hiçbir yerde beklemedik. En fazla beklediğimiz yarım saatti. Bu kadar. Zaten en önemli konu da bu. Evet arkadaşlar, pasaport kontrolünden geçtik. Yaklaşık 15-20 dakika falan sürdü. Şimdi de ikinci gümrükten geçeceğiz herhalde büyük bir ihtimal. Onun sırasını bekliyoruz. Hava da aydınlanacak herhalde birazdan.
halimiz Yemen. Çocuklar yatıyor. Egesi hemen kenarda alınıyor gün, normalde. 15 gün süresi varmış. Ama bugün sorun varmış sanırsam alamadık. Ama zaten 10-15 gün süresi varmış, başka yerden alabiliriz yani de. Ama ilk içeride petrol de yoktu. İki yerde yoktu. Yani ama yok, 2 sene önce de öyleydi. Ben çok iyi hatırladım. Hiçbirinde yoktu. Ne kadar diyorsalardı hani petrollarda oluyor. Bir tane bakkal gibi bir yer var işte. PTT yazıyor. Orada oluyordu. Orada bugün şansımıza bugün sadece yoktu. Bakalım bir yerden ödeyeceğiz ona. Neyse arkadaşlar, bu videoyu artık buraya kadar izlediyseniz wow, teşekkür ederim. Bir like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyunca mutlu oluyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kazasız belasız yolculuklar ayrıyetten yola çıkın. Evet, herkese iyi yolculuklar. Sağ salim gidin, sağ salim gelin. Hepimiz yani. Bir de Türkiye'de ciddi bir internet sorunu var. Onun için videolarımı nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. İnşallah böyle, yani bilmiyorum. İki yer geldiğinde internet konusunda çok rezil oluyorum. Bilmiyorum size nasıl yani yükleyebilir miyim vloglar bu. Onun için yani yapamıyorum. Ama bakarım, internet sorununu çözersem bol vlog çekerim. Çözemezsem birkaç tane çekerim. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.